Dünyanın gözü artık başlamak üzere olan İsrail-Hizbullah savaşında. Bu kötümser tahminde bulunmak için İsrail'in yaptıklarına ve Hizbullah lideri Nasrallah'ın açıklamalarına bakmak yeterli. İki gün üst üste gerçekleşen kanlı saldırılar sadece Lübnan'ı değil, bölgeyi de büyük bir endişeye sürükledi. İşgal ordusu iletişim sistemini neredeyse çökerttiği Hizbullah'a karşı birliklerini de sınıra yığmaya başladı. Ana haber, topyekün savaşa geri sayıma dair son gelişmelerle başlıyor. Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcındayız. Kuzey bölgesine kaynak ve güç tahsis ediyoruz ve görevimiz açık. Çağrı cihazları, telsizler, hatta güneş panelleri. Tel Aviv şok saldırı sonrası namlularını Beyrut'a çevirdi. Yeni bir işgal artık an meselesi. Bunun korkutucu bir an olduğuna şüphe yok. Savaşa girmekten korkuyoruz çünkü savaş istemiyoruz. Bunun bölgesel bir savaşa uzanacağı konusunda uyarmıştık. Lübnan Dışişleri Bakanı savaş istemiyoruz diyor ancak sahadaki gelişmeler tam aksi yönde ilerliyor. İsrailli yetkililerin açıklamaları da bunu destekler nitelikte. İsrail barış istiyorsa biz barış ve ateşkes için hazırız. İsrail'in Güney Lübnan'ı tekrar işgal etmek isteyeceğini sanmıyorum. Zira direniş geçmişe göre daha güçlü. İki gün üst üste gerçekleştirilen sürpriz saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti. Cenaze törenlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yer kana bulandı. İsrail devlet terörü sivilleri de hedef aldı. Ancak asıl amaç Hizbullah üyelerinin ifşa edilmesi gibi görünüyor. Binlerce yaralının hastaneye akın etmesi, Mossad'ın direnişe kimlerin katıldığını takip etmesi açısından kritik öneme sahip. Tek söyleyebileceğim son iki günkü saldırılarda dahlimizin olmadığı, istediğimiz savaşın sona ermesi. Amerikan yönetimi 5 ay önce aynı kaynaktan satın alınan cihazlara bomba yerleştirildiği iddialarına yanıt vermekten uzak. Telsizlerin üreticisi görünen Japon şirketi de araştırıyoruz demekle yetindi. Savaşta yeni aşamanın kapıda olduğu sinyali ise yine İsrail'den geldi. Daha önce de söylediğim gibi Lübnan sınırındaki vatandaşlarımızın evlerine dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizbullah'ın misillemeleri sonrası sivilleri sınır yakınlarından tahliye etmişti Netanyahu yönetimi. Kara birlikleri de Lübnan sınırına konuşlandı. Jetler Hizbullah'a ait hedefleri bu ortamda bile bombaladı. Zor bir sınamadan geçiyoruz. Bazı cihazlar hastanelerde infilak etti. Kadın ve çocukların arasında. Bu savaş suçu. Nasrallah ise konuşmasında direnişe moral verdi. Başaramayacaklar diyerek İsrail'e yüklendi. İsrail kırmızı çizgileri aştı. Bu bir savaş ilanı olarak nitelendirilebilir. Gazze kasabı ise zaman kazanmak için yeni bir ateşkes teklifi iddiası attı ortaya. Savaşı tamamen sonlandıracak o teklifin tek bir şarta bağlı olduğu ve savaşın sona ereceği, tüm Filistinli tutsakların serbest kalacağını savunuyor Tel Aviv. İsteyen herkes Gazze'den ayrılabilecek, isterse Yahya Sinvar da güvenli bir şekilde bölgeden çıkacak. Soykırımın mimarı o şartı muhtemelen Birleşmiş Milletler'e hitabında duyuracak.